Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Selamlar. Hatırlarsanız karavan turu videosunun sonunda yemek yaptığımızdan ve o videoyu çok bölmek istemediğimizden, yemek hazırlarkenki sohbetimizi sizinle paylaşmak istediğimizden bahsetmiştik. Ve hafta içi bir video yayınlayacağımızı söylemiştik. Şimdi o yemek videosunu sizinle paylaşıyoruz. Bu videoda ne olacak? Biz normalde Hasibe'yle yemek birlikte yaparız ve hazırlıklarında sohbet ederiz. Burada da sizinle sohbet ettik. Geleceğe dair, sizinle buluşmalarımızla alakalı öyle güzel bir sohbet havasında geçen bir video oldu. Hadi o zaman siz de sohbetimize ortak olun. Size keyifli seyirler. Biliyorsunuz önceden İtalyan olduğumu açıklamıştım. Bugün yine İtalya mutfağından bir yemek yapacağım. İtalyan olduğuna emin misin? Evet. Kökenlerim en azından İtalyan. Keyfin yerinde mi? Çok güzel. Benim de keyfim çok yerinde. Bu biberler... İtalyan tabii, biberi. İtalyan biberi bildiğiniz gibi. Olmadı. Şimdi biz yemek yaparken genelde Hasibeciğimle beraber yapıyoruz. Evet. Bu da... Mutfakta da ayrılmamamıza neden oluyor. Biz bundan mutluyuz. Hani çiftler genelde ayrı işlerde falan çalıştığı için ayrıldığı dönemler oluyor. Biz sürekli beraberiz değil mi sen de? Evet. Ve bu beni çok mutlu ediyor seni. Neden gülüyorsun? Mutlu değilsin Asibe. Mutluyum Ümit. Neden öyle yaptın? Şeyi çöpü verebilir misin oradan? Bir de şey demek istiyorum. Geçen sefer pizza yaptığımızda Ümit'in mutfakta olması böyle bazı insanları hem şaşırtmış hem mutlu etmişti. Hani bir inanışımız var herhalde. Kadın işte mutfakta yemek yapar. Erkek ne yapıyor bilmiyorum o arada. Bence böyle bir şey yok ya. Yani mutfak kadının yeridir bilmem ne diye. Öyle bir anlayış mümkün değil yani. Bütün işler bütün cinsiyetlere aittir. Yani... Benim Ümit'in yemek yapıyor olmasını hiç yadırgamamın sebep belki de babamın da mutfakta yemek yapıp işte ne bileyim temizliğe yardım ediyor olmasıydı. Ya zaten bunların konuşuyor olmamamız gerekiyor bence. Bence de konuşuyor olmamamız lazım ya da. Bunlar işte. Gayet normal şeyler yani. Hani ben ne yapıyorsam Hasibe de yapıyor. Hasibe ne yapıyorsa ben de yapıyorum. Sadece tabii ki erkek iş gücüyle kadın iş gücü kuvveti bir olmadığı için ona göre bazı ayrımlar yapılabilir ama yani sadece o kadar yani. Haricinde böyle yani hani şu kadının görevi, bu erkeğin görevi gibi. İşin cinsiyeti olmaz yani, evet, değil mi? Evet yani öyle bir şey olmaz yani. Zaten bir de niye karım mutfakta çalışırken yalnız bırakayım ki? Yani birlikteyken daha güzel zevkli vakit geçiriyoruz. Böyle genelde yemek yaparken de bol bol sohbet etmiş oluyoruz. Güzel şeyler konuşuyoruz. O da bize güzel geliyor yani. Evet. Yani yemek yapmak insana eziyet değil de mutluluk veriyor gibi düşünüyorum. Ya zaten bilmiyorum da mutlulukla yapmadığın yemeğin lezzeti de olmuyor ki. Bu arada benim babam da yemek yapar. Evet. O da yemek yapmayı çok sever. Ve çok güzel yemek yapıyor. Evet, bayağı efsane yemek yapar ama o daha böyle etli yemekleri seviyor. Bizim ailemiz biraz etçildir. Hasibe'nin ailesi de biraz otçuldur. Yani hani onlar biraz daha Ege yöresine doğru olduğu için biraz daha öyle eti çok sevmiyorlar genelde. Evet. Sebze yemekleri seviyorlar. Ama benim tarafım bize vallahi koyunu koy yeriz yani. Bize koyunu koyun yeriz yani öyle bir şeyiz. Bu arada ben hiç benzemem. Ben sülalede tek yani veya ender sarışınlardan biriyim. Genelde bizim sülalemiz hep esmer. Ben de böyle çıktım işte arada. Nasıl olduysa. Yani ben kökenlerimi İtalyanları çekmişim demek ki. İtalyanlar sarışın mı? Evet. Sizin oranın, sizin yörenin İtalyanı herhalde sarışın oluyor. Evet. Biraz şeyden konuşmak istiyorum. Şimdi biz kimiz videosunu paylaştık. Sence orada anlatmak istediklerimizi anlattık mı? Aslında biraz heyecanlandık biz onları anlatırken. Çünkü çok uzun zamandır planını kurduğumuz şeyleri böyle insanlarla paylaşıyor olmak bir anda bizi çok heyecanlandırdı ve böyle... Ya hayalleri anlatmak da zor değil mi? Aslında evet. Video çekmek yani hani şöyle bir hissiyata giriyorsunuz. Mesela
şu an orada bir kamera yok da yani tek tek aslında yorumları da okuduğumuz için ve izleyen sayısını da farkında olduğumuz için o yüzden o kadar insan sanki karavandaymışız gibi. Şu an aslında mümkün değil normalde sığmamız ama bir şekilde sığdırmanın yolunu bulmuşuz gibi değil mi? Bu o hissiyattayız kesinlikle. Evet yani onun farkına varmak güzel oluyor bence. Yani daha eğlenceli oluyor. Tabii ikimiz sadece burada şu an olsaydık yine zevkli olurdu ama. Evet. Böyle de farklı bir zevk oluyor. Kim bilir bakarsınız işte bu sohbetleri belki ileride o doğada yapacağımız yerde beraber yapacağız. Böyle birlikte yiyeceğimiz yemeği hazırlarken falan çok güzel olmaz mı? Çok güzel olur ya. Çok efsane olacak ya. Çok güzel olacak. Orası var ya yani. Dışarıda da böyle yani hani küçük bir mutfak yerine böyle kocaman bir mutfak alanı gibi bir şey yaparız. Evet. Yani hep birlikte ya da işte en azından grup halinde yemek yapabiliyor olmamız lazım evet. Bence. Girişte bir yer olur. Böyle bir salon. Orada böyle kocaman bir şömine, büyük bir masa. İşte ilk orada otururuz böyle bir birlikte bir karşılama gibi olur. Orada bir tanışırız, yemek yeriz falan. Sonra insanlar kendi onlara yaptığımız odalarına çekilirler. Ertesi gün sabah erkenden arkadaşlar orası yatış yeri olmayacak. Orada böyle sizi de kendinizi zorlayın istiyoruz. Çünkü biz de kendimizi zorlayacağız. Sadece iyi insan olmak anlamında değil. Yani çevreye falan da daha iyi, daha az yemek yiyerek, işte daha az tüketerek. Daha enerjik, kendi daha doğru beslenerek. Saygılı. Evet. Yani doğaya da mesela böyle bir gün işte trekking yaparız, ormana yürürüz. Ya içinde bir de dere çok istiyoruz biz ya. İnşallah bir dere olur içinde de. Böyle hani ne bileyim mesela Gökhan Bey orada, ben biliyorum yorumlardan. Gökhan Bey var mesela. O diyecek ki veya İzmirli bir arkadaş, İzmirli onun niki mesela. İşte Moruk Hip Hop, o da başından beri. Böyle yani hani aslında biz sizi nicknamelerinizi de tanıyoruz. Halime ama şey eşinin adı Halime. Evet eşinin ismini biliyoruz. Orası çok güzel olacak değil mi? Bu yoğurt. Ne yapıyorsun sen şimdi biraz da bahsedelim. Yoğurt ve dereot mu? Yoğurt, dereotu, içine tuz ve zeytinyağı koyacağım. Salata oldu bizim için. Ben de böyle jülyen doğruyorum biberleri. Bu biberler çok lezzetli oluyor. Renkleri de çok güzel. Ben o zaman... Oyuncak gibi değil mi? Şey mi yapsam ya? Ne mi yapsam? Bilmiyorum ben de bir şey doğrayayım. Ama benim doğrama tahtam olmadığı için... Benimkini paylaşalım mı? Hazır. Yok ben bunu soyayım. Tamam. Şöyle. Bunları böyle jülyen doğrayıp hepsini en son soteleyeceğiz. Yanına da spagetti yapacağız. Kabak nasıl soyuluyordu Ümit? Aslında onların soyma şeyleri var ya, onlar çok daha rahat oluyor da. Bence soyulmuyor. Sanki böyle kazanıyor gibi geldi bir an. Hepsi soyuluyor mu bunun? Soyuluyor. Bütün kabuklar. Hı-hı. İncecik soyuyorum o zaman. Soy. Şimdi Ramazan ayında geldiğimizde de böyle artık her şeyi bize hazırlatmazsınız artık. Bir şeyler yapıp getirirsiniz artık herhalde değil mi? Yani hani biz de yaparız. Buluşmalara. Ne bileyim yani hani çayı çorbası kahvesini yaparız da yemek falan ne bileyim bir sarma özlemimiz olur. Burada saramayız mesela. Şimdi Ramazan'da da insanın canı her şeyi istiyor ya. Şey yapabilir miyiz mesela böyle biz işte İstanbul'a gelmeden önce Instagram'dan duyursak bu Ramazan şey bugünkü iftarda İstanbul'a geliyoruz mesela diyelim. Tarihleri belirleyip zaten paylaşacağız rotayı tam netleştirelim. İşte biz geliyoruz İstanbul'daki arkadaşlarımız canımız dolama patatesli börek çekti. Açma bir de. Elde açılmış börek. Bir de şey diyeceğim ya o buluşmalara böyle güzel şeyler düşünelim. Ne bileyim mesela sonrasında sohbet edeceğiz. İftarımızı açarız. Sonrasında çayımızı kahvemizi demleriz. Böyle bir köşe olur. Zaten o videolarımızda sizler de olacaksınız. Buluşmalar videosu olarak devam edecek. Aynı zamanda da karavanda gezip gördüğümüz yerleri de paylaşacağız. Yani her gün bir buluşma olmayacak. Güzel yerlere de gitmeyi de düşünüyoruz bu rota boyunca. Çünkü güzel yollardan gideceğiz. Canımız bir şey çekti diyelim. Hasibe çok fena lahana sarması istiyor cana. Lahana ama yazın o mevsimde olmayabilir yani. Yazın ne olacak? Ya zaten gerçi bir şey söyleyeyim sana. Sen Ramazan'da yemiyoruz ki biz bir şey ya. Ramazan'da ne yeniyor? Karpuz yeniyor işte. Evet alacaksın karpuzunu. Evet. Ne? Üstüne de bir semaver alalım. Biz şu çiğ bir semaver evet. Koyalım ya. Evet ama nasıl yapacağız mesela nerelerde buluşmalar olur? Ya park bahçe gibi yerlerde İşte park bahçe böyle. Gibi bir yerlerde yakabileceğiz mi semaveri? Yakarız ya o zaten şey dışarıda yakılan bir şey değil ya içine böyle çubuklar falan atıp böyle en kötü mangal kömürü mü olur? Yani öyle bir şey olması lazım da o park bahçede onu yaktırmazlar ki İstanbul'da her yerde. Eskişehir gibi düşünme. Piknik alanı gibi olacak ki orası. Onu
bakarız o zaman. Genelde şey oluyor işte, evimize gelebilirsiniz diyor. Evinize gelmekten çok mutluluk duyarız biz ama biz böyle şimdi hani mesela dedik ki 20 kişi olduk, şimdi sizin evinize gelirsek 20 kişi biraz zora sokabilir. O Ramazan'da iftar hazırlama telaşesi falan 3 kişiye evet. hazırlarken bile zorsa 20 kişi çok sıkıntı. Aynen. O yüzden böyle açık alanlarda park olur, bahçe olur, bir ne bileyim böyle şehrin çok yakınında herkesin gelebileceği şekilde bir piknik alanı gibi falan, öyle yerler artık sizden bekliyoruz. Evet, tavsiyelerinizle geleceğiz. Güzel de olacak ya o buluşmalar. Gelin valla arkadaşlar, hepiniz gittiğimiz şehirlere gelin. Başka şehirlerden de bu arada böyle söyleyenler oluyor. Mesela işte Konya'dan, Adana'dan, iç şehirlerden de böyle isteyenler oluyor. Geleceğiz, merak etmeyin. Ramazan'da yani yetiştiremeyiz büyük ihtimal ama mesela Kayseri'ye de geleceğiz yani. Hani Ramazan bittikten sonra inşallah böyle bu sefer de bir Karadeniz'e de gitmeyi düşünüyoruz. Bir İç Anadolu'ya, bir Doğu Anadolu'ya, Güneydoğu. Yani Türkiye'nin aslında her iline gitmeyi düşünüyoruz. 1,5 yılımız var. Doğadaki yapacağımız eve kadar, o yaşam alanına kadar bol bol da gezeceğiz. Yani kafeye yanımıza bir yardımcı alacağız bu konuda. Hafta içleri biraz daha az yoğun oluyor hafta sonuna göre. Hafta içleri gezmeye çalışacağız. Hafta içleri belki. çıkıp çıkıp geleceğiz. Sanki iki kişilikten fazla bir şey mi yaptık? Birkaç kişi varsa Eskişehir'e çağırsak mı acaba? Bence yeriz. Bunlar pişince biraz ölecekler. Evet, gerçi küçülecekler değil mi biraz? İçinizden keşke karavan yapmaya başlayanlar da olsa da onlarla birlikte de böyle bir geçsek değil mi? İki karavan falan da çekeriz bir yere gideceğimiz zaman. Güzel olur. Duygulandım ya. Ben doğrasaydım istiyorsan. Çok rahatsız oluyorsan. Ay keşke sen doğrasaydın. Sen havuca girersin diye ben çok bekledim seni de. Ben havuca girerim. Neyse doğru artık, elimi bulaştırdım. Ama ben sende güzel soğan doğradım içeri. Evet. Soğan olayı sende daha iyi. Çok sen de ince doğrama bari de eriyip bitmesin soğanlarda. Neyse böyle olursa herhalde 2 saatlik bir video paylaşmayacağız. Biz yemek aşamasına geçince, yani aslında gönül isterdi böyle 3 saatlik video koyalım ama Asibe'cim çok üzülüyorsun biliyorum koymadığımız için, ama ağlama bak, yapma böyle. Gözümü açamıyorum ya. Deniz gözlüğü oluyor ya, onunla soğan doğramak çok güzel oluyor. O hiçbir şey görmüyorum. Elini falan kesme de. Neyse kapatalım kamerayı da. Şunları rahatça doğrayalım. Hızlı hızlı. Çünkü sohbet edeyim derken de böyle kendimi de veremedim, bir yavaşladım sanki. Sen doğramadın. Ben normal... Teşekkür ederim Asibe'cim. Normalde de konuşuyorsun diye sanırım. Yani kapatınca susacağım anlamına gelmiyor bu. Evet. Asibe'ye konuşmaya devam edeceğim. Seviyorum konuşmayı. Ben de Ümit'in konuşmasını. Çok soğanımız var ya. O zaman pişirme aşamasında görüşürüz. Görüşürüz. Önce havuçları attık. Çünkü onlar biraz zor pişiyor. Ama böyle sebzeleri de çok öldürmeyi de sevmiyoruz biz. Böyle hafif hafif böyle yumuşadığı zaman hemen arkasından patatesleri atacağız. Sonra kabağı atacağız. Sonra da en son biberlerle soğan atacağız. Şu anki görüntü de Galatasaraylılara gelsin. Ben normalde Fenerbahçe'yi severim ama çok takımda tutmam aslında. Güzel bir görüntü oldu. Diğer sebzeleri kızarttık. Biber aşamasındayız. Aslında biz bunu böyle yapmayacaktık. Anlatayım. Aslında biz bunu hepsini birlikte yapacaktık ama ben Asibe'ye dedim, bak çok oluyor gibi geldi bana dedim. Yap yeriz dedim. İyi dedim, ben de yapayım dedim yani. Benim için sorun yok, ben yaparım. Bana yap dedim mi yaparım. Biraz fazla oldu. Ama götürür evde yeriz ya. Yarın dükkana götürür, dükkanda yeriz. Bence biz bunu burada yeriz. Yer miyiz? Bana öyle. Evet, hepsini karıştırdık şimdi. Harmanladık. Bütün sebzelerin tadı birbirine geçiyor şimdi. Ve artık alacağız. Yemek kısmına geçeceğiz. Bilmiyorum nasıl görünüyor ama çok güzel kokuyor şu an. Şimdi Ümit servis yapacak, onu bekliyoruz. Afiyet olsun canım benim. Ellerine sağlık Ümit'ciğim. Yanında da tabii ki ayran içiyoruz. Şöyle koyalım. Bize afiyet olsun, yemekten sonra görüşürüz. Şimdi tabii şeyi söylemeyi unuttum, yemekte biz bir şey izliyoruz genelde. Ne izliyoruz? Tabii ki Hello People. Kendi videomuzu.
Yok yok. Böyle bir videolar biz de YouTube'dan izliyoruz. Genelde yemek yerken böyle açıyoruz, kenarda izliyoruz. Şimdi öyle yapacağız. Bize afiyet olsun, tekrardan görüşürüz. Arkadaşlar, karavanda yemek sohbeti böyleydi. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Ve pazar günkü videomuzda karavanda yanımıza hangi eşyaları aldık ve Ramazan ayında sizinle yapacağımız buluşmalarla ilgili rotamızı paylaşacağız. Ve en sonunda da karavan sohbetlerinde hem bize önerdiğiniz yazarlar ve kitapları konuşacağız, hem de ismimizi seçeceğiz ve sizinle paylaşacağız. Karavan turu videosunun altına hala isim önerilerinizi bekliyoruz. Çok güzel fikirler geldi ama daha da böyle zorlayın kendinizi. Güzel bir isim koyalım hadi bu karavana. Ve kitap önerileri ve yazar önerileri çok güzel, çok beğeniyoruz. Arada bizim okuduklarımız ve bizim sevdiklerimizle de denk geldi. Bazılarını da merak ediyorduk, onları da önermişsiniz. Hala önerilerinizi de bekliyoruz. Bunun üzerine de güzel bir karavan sohbeti olacaktır umarım pazar günkü videonun sonunda. O zaman şimdilik bizden bu kadar. Pazar günü görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.